Yürü nasıl yürüyor? Aaa durmuyor. Düşüyor. Neredeydi? Sen aldığın davul değil miydi? He? Sen aldığın davul değil miydi? Vallahi annem bu sürprizi patlatacak şimdi. Annem valla annem sürprizi. Ne olacak? Ya kardeşim. Ya bak haberler. Merhaba gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gene yoktuk bir süre. Şimdi neden yoktunuz diyeceğim. Valla ben diyeceksiniz. Ben gene bir 3 gün bir yattım yani. Gerçekten bayağı ağırdım. Kendi başıma artık evde duramıyorum. Çünkü mutfağa giremiyorum. Yemek yemiyorum. Yemek yemedikçe daha kötü oluyorum. Baş ağrısı, kendimi uykuyabiliyorum. Böyle bayağı kötü oluyor. Hani midem bulantısından dolayı. O yüzden ablam zaten şu an izinde. Ablama geldim. Ablam da bana rahat rahat yemeğimi yapıyor falan. Öyle daha rahatım yani. Bugün özellikle daha rahat geçirdim. Güzel oldu benim için. Valla ben hepimiz için mutlu haber. Çünkü orada durmanın hep okulda da açıldı. Biliyorsun okula gidiyoruz Ali'mle. Çıkıyoruz okuldayken telefondan arıyor. Yemek yemedi falan. Hep aklımız da oradaydı. Buraya gelmenin gerçekten çok iyi oldu. Abla da var evde zaten. Kesinlikle arkadaşlar. Şimdi ben evde tek başıma olduğum zaman sabah kahvaltıyı hazırlıyorum. Hazırladığımda o mutfak kokusunu içime çektiğimde midem bir bulanmaya başlıyor. Ondan sonra akşama kadar ne yiyebiliyorum, ne içebiliyorum. Yani mutfağa giremiyorum açıkçası. Mutfakta yemek kokusu aldığım zaman bitiyor. Et, tavuk zaten çıktı hayatımdan. Vallahi ben de yapmıyorum arkadaşlar. Yani. Et, yapıyor tavuk muyum? Zaten çıktı hayatımda. Yani bir de komik olan Nuri gitmiş sucuk almış. Dolapta gördüm 2 gün önce. Sucuğu görünce bile midem bulanıyor. O sucuğu asla pişiremem. Onu? Yanlışlıkla oldu. Esat abi bir şeyler yapmayı, bir şeyler değişmiş dedi. Şu an daha güzel oldu diye. Hadi ver bir tane dedim. Çünkü en son doktora gittiğimizde bir haftada dururuz yani. Hamleli geçer dedi. Onu güvenerek aldım. Sucuk orada kaldı. Pişirmedim. Şimdi sadece onu da görmek ile şey mi oluyor sana? Başka şöyle bir şey de var arkadaşlar. Böyle nasıl diyeyim? Ablam sabah diyor ki yağlı yağlı et yapacağım sana falan filan. Ben bir anda üyürmeye başladım. O kadar yani. Düşüncesi bile o kadar kötü yapıyor ki beni. Et, tavuk, sucuk, özellikle baharatlı tavuk mesela şey oluyor. Tavuğu sadece şöyle yiyebiliyorum. Tavuk çorbası. İnanılmaz rahatlatıyor midemi. Mercimek çorbası falan da mesela şey biraz şeyli mi diyeyim, baklagil olduğu için ve midem limon gibi oluyor. Yani dediğim gibi hamileliğinde hiç kilo almamışım. Hocam daha bebeği küçük ki yani. Alacaksın bebek, bebek küçük mü? Alacaksın ya, merak etme. Doktor diyorum. Doktor gittiğimizde yani şey ailemdeyiz zaten öyle dediğim gibi genetik yani. Şu an mesela çocuğun hareketleri bile dışarıdan belli oluyor. Daha 3 aylık öyle söyleyeyim. Gene şey önden gidiyor gelişimi. Hatta yani erkek geliyor tekrar ailemin kardeşi. Erkek ya, ya biz zaten oradan biraz şüphelenmiştik. Evet, yani. Hani gelişim yine önden gidiyor ama bu aslında ona doktor dedim ben. Hani gelişim önden gidiyor erkek mi falan diye böyle dedim de yok onunla alakası yok yani dedi senin genetikse olabilir falan dedi. Yani dediğim gibi genetik benim teyzem de 6,5 kilo doğurmuş yani Can abim falan annemin de çocukları büyükmüş. O yüzden genetik yani Nisa da çok küçük doğmamıştı. İşte hatta böyle ailemin hamileliğinde de gelişim çok önden gittiği için böyle sürekli şeker testi işte hani şey ne diyorlar insülin şeyi mi var? Aynı zaten. Ha, çok korkmuşlardı çocuk karnında ölür falan dedi hatta bir doktor ben çok ağlamıştım hatırlıyor musun hastanede yattım falan dedim. Ama işte o zaman ben de anlamıyordum ben de cahildim. Hani doktor bir tane doktorla şey konuştuk sonra yok yok alakası yok dedi. Ailede genetikse bazen ailede genetik olunca da böyle şeyler oluyor dedi. Çünkü her seferinde temiz çıkıyordu ama şey oluyor. Ne diyecektim? Sürekli bir korku. Ay ya bir şey olursa çok önden gidiyor. Çok önden gidiyor ya bir şey olursa hep böyle şey vardı. Dediğim gibi genetik. Sonra doktor genetik falan deyince aklıma geldi. Annem hep derdi bizim kilo hani şeysiz kilolu doğdunuz diye. Teyzem şey demişti 6,5 kilo doğdu Can abin hani hep kilolu doğuyor bizim çocuklar gibi.
Hep oradan duyduğum zaman ondan sonra aklımda yattı bazı şeyler. Dediğim gibi bazı şeyler de genetik herhalde. Öyle işte. Gene ben başladım konuşmaya. mide hassasiyetimden dolayı ve çok başım ağrıdığından dolayı, evde yalnız kaldığımdan dolayı bayağı çok kötü bir 3 gün geçirdim. Hatta bir gün neredeyse... Bir hafta mı oldu? Hatta bir gün full uyudum diyebilirim. Yani ayık olduğum süre 4 saat falandı. Çünkü artık başım o kadar ağrıdı ki ağrı kesici de fayda etmiyor. Hani şey, parol kullanabiliyoruz sadece hamileyken biliyorsunuz. Hani artık baş ağrımı sabredemediğim için uyuyup atlatayım dedim yani bunu. Şimdi bir de dün doktora şey aldı, hani mide bulantısı için ilaç yazdırdı. Allah'a şükür o iyi geldi biraz. Yani biraz daha rahatlattı. Hani o da biraz şey oldu. Yani yaşam kalitemi çoğalttı mı diyeyim. En azından ayaklanabiliyorum. İnanın böyle yataktan kalktığım anda sanki benle birlikte midem de böyle kalkıyordu yani. Bayağı şey oldu. Bir uyurken rahattım. O yüzden kendimi çok uykuya vurdum. Hani uyurken rahatım diye. Biraz da Nuri Allah razı olsun. Yani ben Alim hamileyken de aynı bir şekildeydi. Hani bu hamileliğinde ilk zamanlar biraz daha rahattı. Hatta diyordum Alim'de daha kötüydü diye. O zaman çalıştığım için bu halde hem işe gitmek zorunda kalıyordum, o otobüsler vesaire. Böyle daha da zor bir hamileliğim vardı. Ama Allah'a şükür gene evimde olmak beni biraz daha rahatlatıyor. En azından özgürüm yani. Bir şey yaşıyorsam da evde rahat bir şekilde yaşayabiliyorum o zorluğu. O yönden rahatım. Bir de Allah'a şükürler olsun hani Nuri çok destek oluyor. Örnek veriyorum dediğim gibi hani normalde ben ailem uyanıkken hayatta uyuyamazdım. Ben uyuyorum, çocukla Nuri ilgileniyor. O yönden de çok destek oluyor. Ama dediğim gibi ailemde de 3 ay sürmüştü. Umarım bundan da 3 ay sürer. Zaten 1. trimester bitmek üzere. Muhtemelen yakında biter Allah'ın izniyle. Sabrediyoruz o yüzden. Ondan sonrası rahattı yani. Son aylar biraz ağırlaşıyorsun ama ondan sonrası rahattı halimde. Umarım o budur. Bu çocukta da öyle olur. Şimdi geldik neye geldik? Evet. Video konusunda bile belki başlıktan okuduğunu sadece. Video çok konuştum. Ben de burada oturuyorum, izliyorum. Sizler de gibi beraber ama, izliyorum. Tabii ben bunu yaşadım. 3 gündür mü 4 gündür video yok arkadaşlar. O yüzden merak edersiniz diye açıklama yapmak istedim. Şimdi cinsiyet belli oldu. Geçen sefer biliyorsunuz ki çok şey bizim için kötü bir olay olmuştu. Cinsiyeti mesaj bekledik, gelmedi. Cinsiyeti öğrenemedik ikimiz de. O yüzden dedim ki bugün bu sefer riski atmayacağım hiçbir şekilde. Ben öğreneyim, Nuri'ye sürpriz yapayım dedim. Ben cinsiyeti biliyorum arkadaşlar. Evet, ben bilmiyorum. Nuri bilmiyor cinsiyeti. Şimdi biraz daha, ya bizim için aslında inanın cinsiyetin hiçbir önemi yok. Hatta şöyle söyleyeyim, çok merak etmedik bile. Hani tabii ki insan merak ediyor vesaire ama çünkü bir evlat sahibi, ailem de çok merak etmiştim ama bunu da çok etmedim çünkü bir evlat sahibi olduk, evlat nedir biliyoruz ya. Hani onun kadın, kızı, erkeği olmayacağını biliyoruz. O yüzden sağlıklı olsun. Rabbim bir evlat nasip etmiş. Ne haddimize kız istemek, erkek istemek. Öyle düşünüyorum ben. Ama tabii ki yeşillik olsun diyerek. Yeşillik olsun bir baharat, bir baharat olsun yani. Yemeğinin bir tadı olsun. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Geçen abim yanına uğramıştım biri. Dedi. Kızı cinsel öğrenemediniz daha dedim, hayır öğrenemedi ya, cinsiyetin ne önemi var dedi, hayırlısı olsun yeter. Bak o günde öyle o hayırlısı olsun onun o kelime demeni öyle düşündüm. Bence Türkçe dilinde en önemli ya da en önemli dilek hayırlı olsun. Bak bunu benim babam bunu dua ederdi, hayırlı zenginli, hayırlı her hayırlı iş bak. Çok önemli ya. Bu kelimeyi tekrar bir iki dakika video durdun ve bunu düşün. Hamile kaldın, hayırlı olsun. Evleniyorsun, hayırlı olsun. Ev aldın, hayırlı olsun. Arkadaşlar, düşünsene. Ev aldın, hayırlı yoksa ne kadar bir zahmet, ne kadar bir bela, fitne de olabilir. Zengin oldu, zenginlik, hayırlı bir zenginlik değilse ne kadar bir fitne olabilir, ne kadar bir başına bile bela olabilir. Yani biz bu çocuğu gerçekten... Onlar öğrendiğinde kaç, ne zaman öğrendi? Pazartesi değil mi? Bugün Perşembe. Pazartesi öğrenmedik ya, 2 gün oldu aşkım. 2 gündür öğrendiler.
Hiç böyle o kadar merak... Hadi kız bana söyle, hadi yok. Ben... Şimdi videoda muhtemelen böyle hani mesela şeyde oluyor ya, böyle havalara uçuyorlar, birbirlerini kucaklıyorlar. Öyle bir şey bizden beklemeyin. Öyle bir şey yok yani. Çünkü dediğim gibi hiç önemi yok bizim için cinsiyetinin. Allah ne verdiyse başımızın gözümüzün üstüne sağlıklı olsun, yeterli. Gerisinin hiçbir önemi yok. Yani dediğim gibi şu anda sadece yeşillik olsun. Hatta biraz size sürpriz olsun, biraz da aslında olsun. Ben de öyle diyeceğim arkadaşlar, siz sevinin. Çünkü burada çoğunuz erkek kız. Ben iki tahmin vereceğim size, balon getireceğim şimdi, atıp hatırlatalım bu balonu. İki tahminim var, ya kız olacak ya da erkek. Abi bak, bana bak, bunu böyle patlatacaksın. Tut bunu. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi gel, balonu patlat anneciğim, hadi. Kimlerin tahminler tutuşlar yorum altında bekliyoruz size. Ama ben demiştim, ben tekrar erkek istedim çünkü gelişimi hızlıydı. Bir de bir cinsiyet tahmini yapan arkadaş var. Ona ben 11. haftada mı ne atmıştım. Yani iki tane arkadaş attım. Biri kız, biri erkek dedi gerçi. Dedi. Oradan biraz şey yaptı. O biri erkek dediydi de. O biraz daha emin konuştu ama. Kız bir an çok emin konuşmadıydı. Öyle yani arkadaşlar, bir onu atmıştım. Hani takipçilerim demişti hatta. Daha doğrusu onu atmadım, kendisi cinsiyet tahminciymiş. O yazdı, sonra o öyle bir şey olduğunu öğrendiğim için başka bir cinsiyet tahminciyi de yazdım, merak ettim. Konuşuyorum gene ben. Öyle yani arkadaşlar. Arkadaşlar Allah inşallah oğlumuzu kucağımıza hayırlı, sağlıklı kucağımıza almaya nasip etsin. İnşallah bu kanalda umurlarımızı, sağlığımızı yerindeyse hep birlikte uğurumuzu kucaklayacağız. De, dur sen tahmin etmiş miydin? Tabii. Zaten doktor... O etti, etti. Bak arkadaşlar, evet. İlk doktor hemşire bir şey gösterdi. Bir de sen bana verdin ya o kağıdı. Kordon vardı. Bacak, yani bacak yerine de bir şey daha vardı. Dedim yani, kesin bu erkek, tamam mı? Kız çocuğunun da cinsel organı dışarıda oluyormuş, sonra içeri giriyormuş. Oradan anlamıyorlarmış zaten. Öyle söylüyorlar, bilmiyorum. Önemli olan cinsiyet değil arkadaşlar. Bilmiyorum, hatırlamıyorum da gerçi. Burada ne hayırlı siz çocuklar buldunuz, ne hayırlı erkek çocuklar buldunuz. Baksana da bunu bilmiyor. Yaramaz olacağı kesin. İkinci çocuğun da yaramaz olacağı, yerinde durmayacağı kesin. Çünkü arkadaşlar var ya, böyle 3 aylık ama karnını deşecek yani. Çok fena. Alimden daha fena. Alim de mesela çok hareketli derdi karnından. Bu daha hareketli. Alim de böyle hareketleri böyle geldi. Gördüğünüz gibi. Ben alime de vurdum.
happened? Oh, Alim. Ne oldu kafana? Acıdı mı? Okay, it's okay. Goodbye. Evet. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Dediğim gibi önemli olan sağlık. Hiçbir önemi yoktu zaten. Ama dediğim gibi biraz yeşillik olsun diye böyle bir şey yaptık. Öyle parti parti şeklinde kutlama da yapmadık. Öyle mütevazı kendi aramızda. Öyle yani. Tahminleri bilenler yorumlara yazsın. Dediğim gibi tekrar herkese dua ediyorum zaten. Hani her zaman dua ediyorum özellikle hamileyken. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Amin. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.